Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer daha önce tanışmadıysak ben Bilge, Harvard MBA 2. sınıf öğrencisiyim ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Bu kanalda eğitim ve kariyer hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse abone olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü konumuz Harvard'a nasıl girilir? Hazırsanız başlayalım. Dediğim gibi ben Harvard MBA öğrencisiyim ama sadece Harvard MBA için değil, hem Harvard'ın lisans bölümü için hem de Harvard gibi dünyada en iyi üniversiteler olarak kabul görmüş üniversitelerin baktıkları kriterler benzer aslında. Maalesef bu en iyi okulların hiçbiri okula kabul kriterlerini açıklamıyor. Bana sorarsanız Harvard'dan kabul alabilmek için okulu iki konuda ikna edebiliyor olmanız lazım. Birincisi, geleceğin lideri olabilecek misiniz? İkincisi de öğrencilik yıllarınızda okula bir şeyler katabilecek misiniz? Bunlar neden önemli? Geleceğin lideri olmak şu açıdan çok kritik. Tabii ki Harvard ve benzer bütün okullar kendilerini liderlerin okulu olarak pozisyonlamak istiyorlar. Buna ek olarak da MBA yapmanın aslında en büyük faydalarından biri profesyonel çevrenizi geliştirmek. Bundan Amerika'da MBA neden yapılır videosunda biraz bahsetmiştim. Onu da yukarıya bırakacağım. Ve bu profesyonel çevrenin çok büyük kısmı bir mezun ağına dahil olmanızdan geliyor. Ve dolayısıyla bu mezunlar kendilerini ne kadar iyi yetiştirebilmişlerse, ne kadar iyi yerlere gelebilmişlerse size profesyonel anlamda faydalarının dokunabilme ihtimali ve dolayısıyla o profesyonel çevrenin değeri o ölçüde artıyor diyebiliriz. Ve tabii ki okullar bu geleceğin liderlerini öğrenci olarak almak istiyorlar ki şu anda 10-15 sene, 20 sene sonra bu mezunlar anlattığım gibi güçlü liderler olsunlar ve bu zincir devam etsin. Liderlik potansiyeli ne demek? Harvard liderlik potansiyelini nasıl tanımlıyor? Benim Harvard'da aldığım birçok dersle beraber şekillenen liderlik tanımım şu şekilde. Bir vizyonun peşinden tutkuyla gidebilmek ve bu hayalini, bu vizyonunu gerçekleştirebilmek için ne gerekiyorsa yapmak. Dolayısıyla bence sizin liderlik potansiyeliniz olduğuna dair Harvard'ı ikna edebilmek için hem bir vizyonunuz olduğunu onlara anlatmanız hem de bu vizyonun peşinden gideceğinize onları inandırmanız gerekiyor. Ve bu iki öğeyi başvuru paketinizin her parçasına çok iyi yedirmeniz gerekiyor. Öncelikle vizyon tarafıyla başlayalım. Vizyon nedir? Vizyonu sizin hayatınız boyunca peşinden tutkuyla gittiğiniz hayaliniz olarak tanımlayabiliriz. Ve seçtiğiniz vizyon kadar, hatta belki daha önemli kısmı da neden bunu kendinize vizyon olarak seçtiğinizi anlatmanız. Bu neden önemli? Bu konuda çok fazla araştırma var. Hayatta başarılı olan insanlar çok büyük ölçüde bir vizyonun peşinden tutkuyla gitmiş insanlar. Mesela benim MBA hikayemde anlattığım vizyon, Türkiye'de bankacılık sektörünü ileriye götüren liderlerden biri olmaktı. Bu vizyon benim çok küçük yaşta enflasyon gibi ekonomik terimlerle tanışmam, bu konuda bir ilgim olduğunu fark etmem, daha sonra borsayla ilgilenmeye başlamam gibi küçük yaşlardan itibaren aslında adım adım oluşturduğum bir vizyondu. Bu şekilde sizin neden bu vizyonu kendi kutup yıldızınız olarak seçtiğinizi anlatmanız çok kritik. Ve bu hikayenin de sadece sizin anlatabileceğiniz özgün ve klişelerden uzak bir hikaye olması, hikayenin inandırıcılığı ve ilginçliği açısından çok önemli. Biz geçen sene Harvard'daki diğer MBA öğrencileriyle herkesin kendi MBA hikayesini paylaşabileceği bir platform oluşturmuştuk. Mesela oradan bazı aklımda kalan hikayeler şu şekilde. Mesela Hindistan'ın çok fakir bölgelerinden birinde büyümüş bir çocuk daha sonra herkese eşit eğitim olanakları sağlamak amacıyla internetten bir eğitim platformu kurmuş. Ya da çok değer verdiği birini kanserden kaybettikten sonra hayatını kanser araştırmalarına adamış. Bu vizyonlar ve hikayeler çok fazla çeşitlilik gösteriyor aslında. Ama önemli olan gerçekten sizin kendi tutkunuzu ve vizyonunuzu keşfetmeniz ve eğer hayatınızı şu anda ona göre yaşamıyorsanız biraz daha o yönde adımlar atmanız. Bu arada vizyonla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Vizyonunuz zaman içinde değişebilir. Benim mesela Harvard'a gittikten sonra değişti. Daha önceden söylemiştim, ben şu anda kendi işimi kuruyorum ve bu bambaşka bir alanda. Bankacılıkla hiç alakası yok. Ve Harvard bunun bu şekilde olabileceğini çok farkında. Ama bence bilmek istedikleri şey şu. Siz bugüne kadar bir vizyonun peşinden gittiyseniz, vizyonunuz değişse de siz başka bir şeyin peşinden gitmeye devam edeceksiniz. Belki daha büyük tutku ve inançla. Dolayısıyla bence asıl anlamak istedikleri şey, siz büyük hayallerinizin ve tutkularınızın peşinden gidiyor musunuz?
Ve böylelikle doğal bir şekilde liderlik potansiyeli tarafının ikinci bölümüne de doğal olarak bağlanmış olalım. Liderlik potansiyeline dair Harvard'ı ikna etmeniz gereken ikinci şey de bir vizyonun peşinden gidebilme beceriniz. Gelecekte bir vizyonun peşinden gidip gitmediğinizi görmek için de Harvard bugüne kadar bu anlattığımız vizyon için neler yaptığınıza bakıyor. Ben mesela kendi hikayemde bu anlattığım vizyona dair nasıl adımlar attığımı anlatırken şunlardan bahsetmiştim. Öncelikle ekonominin nasıl çalıştığını anlayabilmek için Boğaziçi Ekonomi bölümünü kazanmak. Daha sonra burada 3. sınıfta yerel bir yatırım bankasında staj yaparak finans dünyasının daha iyi nasıl çalıştığını anlamak. Daha sonra aslında yatırım bankalarında yaratılan etkinin nispeten küçük olduğunu, ekonominin ve insanların çok büyük kısmına dokunmadığını fark edip bunu çok da ilham verici bulmayıp daha geniş ölçekli bir iş yapmak istediğime karar vermek. Ve aslında benim yapmak istediğim geniş ölçekli işleri yönetim danışmanlığı şirketlerinin yaptığını fark etmek ve alanında en iyi yönetim danışmanlığı şirketlerinden birine girmek ve bu yönetim danışmanlığı kariyerim boyunca da neredeyse %100 bankacılık yapmaya odaklanmak gibi bu vizyonumun nasıl ilerlediğimi anlatan bir hikaye anlatmıştım. Daha sonra da yönetim danışmanlığı kariyerimde bende en çok iz bırakan projemi anlatmıştım. Bu bir dijital dönüşüm projesiydi. Bu proje Türkiye'nin en büyük bankalarından birinde gerçekleştirilmiş en büyük dijital dönüşüm projelerinden biriydi. Çok fazla insanın hayatına dokunuyordu ve benim en çok şey öğrendiğim projelerden biriydi. Ve beni gerçekleştirmek istediğim vizyona daha da yaklaştırdığına inandığım için bu projemden bahsetmek istemiştim. Ben bu projede projenin design aşamasından başlayarak az sayıda ve farklı özelliklerde, şubelerde pilotlanması ve daha büyük ölçekte bir yaygınlaştırmanın planlanması gibi bütün aslında uçtan uca süreçlerinde yer aldım. Ve gerçekten benim için çok öğretici bir proje oldu. Mesela sizin ofisinizde kendi kendinize yaptığınız bir dizaynın sahada hangi sebeplerden o şekilde çalışmayabileceğini öğrendim. Ve bunun gerçek hayatta çalışması için ne gibi değişiklikler yapmanız lazım. Ya da mesela değişim yönetimi tarafında bana inanılmaz katkısı oldu. İnsan psikolojisini daha iyi anladım diyebilirim. İnsanlar neden değişmek istemez? Değişime neden direnç gösterirler? Bu dirençleri nasıl kırarız? İnsanları nasıl motive ederiz? Ya da birkaç şubede kas gücüyle bir şekilde çalıştırabildiğiniz bir sistemi 100-150 şubeye uygularken o sistemde ne gibi değişiklikler yapmanız lazım gibi birçok şeyi öğrendiğim bir proje oldu ve bunları da bu şekilde anlattım. Ellerinde liderlik özellikleri diye bir checklist var ve ondan tik atıyorlar gibi bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ama hani liderlik özellikleri deyince ilk akla gelen insanları motive etme ve insanları yönetme becerisi, kritik düşünebilme becerisi, bunu daha iyi nasıl yapabiliriz gibi ya da ben böyle bir deneyim yaşadım, bunu şu sebeplerden sevmedim ve böyle bir şey yapmak istediğime karar verdim gibi ya da mesela risk değerlendirme becerisi, biz bunu şu pilot şubelerde şu anda şu şekilde uyguluyoruz ama 150 tane şubeye uyguladığımız zaman bizim karşımıza şu şekilde sıkıntılar çıkar. Ya da inisiyatif alma becerisi, siz biri size bir şey söylemeden bir sorunu tespit edip çözüm önerileri düşünüp buna uygun aksiyonlar alıyor musunuz? İnsanları ikna etme becerisi, siz alınması gereken aksiyonları çıkarıp bir organizasyonda bu konuda hangi partileri ikna etmek istediğinize karar verip o partileri mantıklı bir şekilde sebeplerini açıklayarak ikna edebiliyor musunuz? Ve tabii analitik düşünme becerisi, rakamlarla aranız nasıl? Bir öneri yaptığınız zaman onun maliyetlerini ve faydalarını analitik olarak hesaplayabiliyor musunuz? Gibi bence en önemli liderlik yetkinliklerini hikayenizin içine yedirmenizde çok büyük fayda var. Harvard mülakatları ile ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum ama şunu da söyleyeyim. Bunlardan kısaca siz hikayelerinizde bahsediyorsunuz. Daha sonra bu konuları daha detaylı anlamak için mülakatlarda size birçok soru soruluyor. Dolayısıyla benim size tavsiyem mutlaka hikayelerinizde gerçekleri anlatın ki daha sonra mülakatta üzülmeyin. Okulu ikna etmeniz gereken ikinci konu da siz bir öğrenci olarak o kampüse neler katacaksınız? Şimdi takdir edersiniz ki öğrencilik hayatında sizin diğer öğrencilerden öğrendiklerinizin de çok büyük kıymeti var. Mesela benim Harvard'da en sık duyduğum cümlelerden biri "This is a safe space." Yani burası güvenli bir alan cümlesiydi. Bu ne demek?
Biz burada kimseyi yargılamayız. Burada herkes kendisi olabilir. Herkes düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmekte serbest. Ve tabii ki bir ortamı güvenli kılan şey onu oluşturan insanlar bütünü. Dolayısıyla sizin bir insan olarak değerleriniz, başkalarına karşı ne kadar hoşgörülü olduğunuz, ne kadar arkadaş canlısı olduğunuz gibi değerler sizin okula kabul edilip edilmemenizi çok büyük ölçüde etkiliyor. Arkadaş canlısı olup olmadığınızı anlamak için de mülakatta şu gibi sorular gelebiliyor. Yolculuk nasıl geçti? Hobileriniz neler gibi? Bunlar biraz daha geyik, hani biraz daha arkadaşlarınızla konuşacağınız konular aslında. Ve bence bunlar sizin gerçekten nasıl bir insan olduğunuzu anlamak için mülakat yapanlara oldukça yardımcı oluyor. Ama bana sorarsanız bu anlattığım ikinci taraf biraz daha filtre olarak çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bence liderlik potansiyeli çok yüksek olan biri bu değerleri zayıf olduğu için okula kabul edilmeyebiliyor. Ama sizin bu değerleriniz çok güçlü olsa bile liderlik potansiyelinizi çok iyi gösteremediyseniz okula kabul edilmiyorsunuz. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. O okulu neden istiyorsunuz? O okul size neler katacak? Bunu da iyi düşünmeniz lazım. Ben Harvard hikayemde kısaca yazmıştım. Neden Harvard MBA istiyorum? Vizyonuma giderken bana neler katacak diye. Ama açıkçası mesela Harvard mezunu konuştuğum herkes bana şey demişti. Hani Harvard MBA için çok fazla bunu yazmana gerek yok. Harvard zaten kabul aldığın takdirde Harvard'a gideceğine neredeyse emin. Dolayısıyla bu konuda onları çok fazla ikna etmene gerek yok. Ama diğer okullar için durum biraz daha farklı. Genelde neredeyse bütün öğrenciler birden fazla okula başvurdukları için okullar neden o okulun sizin birinci tercihiniz olduğunu çok fazla sorgulayabiliyorlar. Hem bunu hikayenizde güzel bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Hem de mülakatta da bu konuda sizi ciddi anlamda sıkıştırıyorlar. O da aklınızda bulunsun. Bana göre Harvard'ın öğrencileri kabul ederken göz önüne aldığı kriterler bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz, umarım faydalı bulursunuz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.